Abi nereye geldik biz böyle ya? Bir bilsem Volkan, bir bilsem. Ah, bunları da mı görecektim ben? Harbiden ha. Muhsin amcaya bak sen. Volkan? Babamı basıyorum ben burada, babamı? Haklısın kardeşim. Olacak iş değil ya. Bir şey diyeceğim, saçmalamayın abi. Kerem sen de bir sakin olur musun? Ayrıca Volkan gaza getirmesene arkadan bır 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 bır. Yapmaz Muhsin baba öyle bir şey. Ya şu an kafası karışık olabilir ama yapmaz yani. Muhsin babadan bahsediyoruz, Muhsin babadan. Vallahi Ayşe'cim, yani anlattıklarınızdan yola çıkarak konuşuyorum şu anda. Parçaları birleştirince hiç de öyle iyimser bir tablo çıkmıyor ortaya yani şimdi. Tabii abi, bildiğin aldatıyor işte. Hanımefendi annemi sevmediği için içi rahat. Ama benim içim yanıyor burada. Kadıncağız kalbi paramparça olmuş, aldatılmış, evde yalnız. Bizim peder kız peşinde. Annem ne düşünür, ne yapar umrunda değil. Kerem sen gerçekten beni hiç tanımıyorsun ve saçmalıyorsun. Ya ben o kadar iğrenç bir insan mıyım? Ayrıca durumun Yelda Hanım'ı sevip sevmememle ne alakası var? En azından ben senin gibi iki yüzlü değilim. O niye şimdi ya? Ne alaka? Yani sana çok da uzak olmayan bir manzara ya. Böyle başka bir bakış açısıyla bakabiliyorsun. Havalanıyordun ya böyle, çapkınlığını övünüyordun ya. Kadınların kalbini nasıl kırdığını anlamış oldun tabii insanın başına gelince. Kızım, evli onlar, evli. Biz neden evlenmiyoruz? Çünkü kendimizi biliyoruz. Aynen, vallahi biliyoruz. Evliysen aldatmayacaksın, o kadar. Her şeyi kılıfına uydurdun. Tam senlik bir hareket. Yani ben kızların kalbini kırıyorum, ondan korkuyorum, kimseyle evlenmiyorum demiyor da. Ayşe'cim, evlenmek demek söz vermek demektir. Ve o sözü sonsuza kadar tutmak demektir. Ama sen bu söz tutma konusunda işte biraz sıkıntılı olduğun için senin de pek anlamını beklemiyorum. Neyse. Abi tamam artık, siz de tartışmayın. Şu... Sus Volkan!